Yani bir sebebi. Eski ismi Aşağı Vize Köyü. Yenisi Aşağı Vize Mahallesi. Pazar nüfusuna kattıydı. Nüfusumda pazar yazar. O köyde doğdum. 12 yaşına kadar o köydeydim. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Sevgi doluydum. Annem babam İyi yetiştirdi bizi. Yani annem daha kültürlü, biraz da dindardı fakat yani çağa da ayak uyduran bir annem vardı. Annem çok bir yaşındaydı, babasından ayrıldı. Daha bir de babasını göremedi. Dedelerimiz Allah ilk perdalarında şehit oldu. Annem yalnız dedesi Erzurum kadisiydi, kadılık yapmış, çok kültürlü bir insanıydı. Geldi burada darufum vardı, medreselerde hocalık yaptı. Annemi de iyi yetiştirdi. Annem de bizi iyi yetiştirdi. Çobanlığım, her şeyim, çocukluğum, her şeyim orada geçti. Halen onun hatırasıyla buralara olan sevgim, inanılmaz bir sevgim vardır. Hiçbir şeye değişmem. Dedim ya ben şiirlerimde de yazmışım bunları. Hiçbir şey bu kadar beni bağlayamaz yani. Buralarda geçti hayatım, hatıralarım. Babam fırıncıydı. Fakat sürü vardı bizde, sürüyü severdik yani. Keçi, koyun malımız vardı, sığırlarımız vardı. 10-15 tane. Rusya'da dedelerimiz gitmiş pastacılık, fırıncılık bize Rusya'dan intikal etmiş. Çamlı hemşinin çoğu ya pastacı ya fırıncıdır yani. Biraz cevezeliğim vardı da ilkokulda matematiğin haricinde hep başarılarla doludur. Sanat ruhum fazlaydı. İlkokulda bile tulum çalardım, kaval çalardım. Piyeslerde
şiirler, bütün muzamerelerde şiir okurdum. Yani tarihi çok severdim. Coğrafya, tarih, yani ben birinciliklerle onlar geçmiştir. Matematiğe hiç hevesim yoktu. Tuğlum ben 7 yaşında başladım. Babama işte sürüler vardı orada. Bir çoban vardı, tulum çalardı. Baba ben bunu çok seviyorum, ben çalmak istiyorum bilmem ne. Babam yapardı, sipsi denilen şeyi verirdi. Ben onunla başladım. Eskiden çobanlar çalardı ve hiç bırakmadım. Şu an düşün ki 74 yaşındayım, halen daha da sevdamdır o benim. Sırlarımı Aşık Veysel gibi bilir. Çok dertlendim mi kendim alırım. Neşede de kendim yani tulumu bırakamadım. Her sanatçı ve müzisyen kendine yaptığı zaman güzeldir. Ama koşullu ille bir tulum çal da dinleyelim veya bilmem ne veyahut bilmediği parçayı sana entegre etmeye kalkar ya bu değil idi falan filan. O zaman senin konsantran bozulur, o tulumu güzel çalamazsın zaten. Yani tulum aşağı yukarı en eski bu yörenin tulumcusuyum. Bu yörede zaten tulum buradan gitti. Yani 30-40 sene olmadı sahile indiği tulumun. Kemençe vardı sahilde. Yani sahil indi. Sahilden sonra şu an esromanlar yerini aldı yani. İçinde yerini aldı. Okuldan sonra Ankara'ya gittim. Ankara'da turizm, otelcilik vardı Akköprü'de. Oraya yazıldım. Her yerde o benim yanımdaydı yani o tulumum. Hiç eksik olmadı. İngiltere'de Queen Elizabeth bile dinledi tulumumu. Oradan sonra Bergama Festivali'ne radyo beni çağırdı. Benim restoranım vardı. Hulla Pastanesi var Ankara'da onun birinci kat üzerinde. Seni Bergama Festivali'ne gönderiyoruz radyo sanatçılarıyla. Ben de radyo benim için ne bileyim göz ağrım yani. İmkanlarım da olduğu halde tamam gideyim dedim. Yani Zurnazi Bekir gibi nereye isterse gittik biz de. Gittim oraya İzmir'e de gitmiştim Narlıdere'de. CE eğitimi almıştım. O zaman İzmir'i çok sevmiştim. Gittim oraya, geldim Ankara'daki restoranımı sattım. Gittim oraya yerleştim İzmir'e. İzmir'de pastaneler açtım. Restoranlar açtım işte. Sayın Reisi Cumhurları da gördüm fotoğrafta belki. Restoranımda yemek yediler. 25 sene yurt dışına ekip götürdüm, getirdim. 1980'de Dijon'da dünya birinciliği kazandığımız ekibin kadrosudur bu. Ben kafile başkanı olarak gitmiştim. Bu pasaportu geri vermezler ama dünya birinciliği aldığımız için bana hediye gibi pasaportumuzu, bir kafile pasaportunu alırlar. Evlilik Manchester Güzeli var idi orada, folklorda halk oyunları ekibiyle gitmiştim.
Balenin davetinde birincilik almıştık. Balenin davetinde hanımla tanıştık. Onur da işte evlendik. Ondan çocuğum vardır. Gelir giderler. Hanımla da iyidir. Yani görüşürüz, konuşuruz. Efendim ayrılma sebebi derken ben memlekete gideceğim. Memlekete İngiltere'de hanım ayak uyduramaz. Tabii İngiltere'de her sene giderdim hanımla falan. Öyle bir sene kaldığım olmuştur ama gezmek için yani imkanları, yani iş hayatıyla ilgili bir konum yok. İngiltere'de yazdığım şiiri hanımefendiye hitaben yazmıştım yani. Ben bu kentlerin çocuğu değilim. Pakaroban, Brut beni aşar. Alışmışım çam kokusuna, alışmışım insanların samimi tutkusuna. Seni seviyorum, seviyorum ama sana sevgimi anlatacak yalancı kelimeler de bilmem. Dilinden de anlamam. Sen parasın gözde bir yıldızı, ben senlerinde bir balıkçı. Dedim ya, ben bu kentlerin çocuğu değilim. Alışmışım çam kokusuna, alışmışım insanların samimi tutkusuna. Şişirir miyim tulumu sihirli parmaklarla hemşin ismiyecelerim. Çağırırsa beni hemşin, bütün sevgilileri bırakır giderim. Ben bu kentlerin çocuğu değilim. Dedik İzmir'e bu kadar emek vermişiz, bir bayan alalım bari İzmir'in. Son artık zannedersem bundan sonra mezar taşıma yazılsın, vatan masum vermez. Yani isterse son olmasın kızım yani, bu yaştan sonra mutluyum sondur tabii. Sevdalı sevdasına tulumlu türkü demiştir, bilmem ne yapmıştır. Şimdi yeni neslin tulumcuları bu otantik yapı kaybolmuştur. Desen ki arkadaşa gelini çağır çıkar bakalım dediğin zaman onu böyle akıtmıyor yani, ağlatmıyor. Annesini ağlatacaksın, kendini ağlatacaksın. Ondan sonra çıkardıktan sonra güldür, artık hem ağlayıp hem gidelim desin gelin. Bunlar kayboldu tabii. Ya bir burada bizim değil, çok yörenin bazıları kaybolduğu yok. Çok yöremizin, ben folklorcu olduğum için mesela Artvin'de yani doğuda şurada buradaki parçalarımız kaybolduğu yok. Ankara'da yeni başladı farkındaysan Ankara türküleri. Evet. Yani onlar da kaybolmuştu. Kırşehir mesela yani hepsinin yani yavaş yavaş benim gördün belki defterimi radyo evinden olan. Erdülümüşünün kendine göre akortinde, sesinde kulağına verdiği haz vardır. Onu bulamadı mı ondan haz almaz. Mesela ben kendim çoğusu akortini yaparım. Sazları yapıyorlar, saz yapan arkadaşlarımız var. Gayet güzel yaparlar.
ses de verir ama her müzisyen o sazdan zevk almayabilir kulağına göre, kendi akortunu yapar. Tulum aslında bu yörede şöyle bir durum vardır, görüyorsun dağ bayırı. Ben tulumu çalarken şuradan yukarı tırmanırım. Eskiden evler bilmem neler, o büyük ağaçlar yapılıyordu, tulumcuyu üzerine koyuyordular. Tulum çalardılar, o ağacın altında 10-15 kişi götürür, bina yapılırdı. Yani tulum burada her şeydir. Bir de tulumun özelliği şu, sırtiden ses gelir, dondun mu karşıya da yankı yapar. Hiçbir saz yani tulumun verdiği sesi çıkaramaz buralarda, çünkü dağlık yer. Zaten yöreye göredir folklorik yapısı her yerin. Yöresine göredir. Ben dedim ya ki kederimde de neşemde de ben onsuz yaşayamam. O da bensiz yapamaz zaten. Yani o da bensiz yapamaz tahmin ediyorum. Çünkü dedim ya sen dilinden anlamazsın yeğenim. Onun dilinden anlayan anlar. Bilen bilir. Senin de anladığın tabii ki başka müziklerde diller vardır. Sen o bunu hiç bırakabilir misin? Herhangi surutma. Kaşıkan böldü bir coştunla. Aha dayan ha. Ne hasta bekler sabahı ne de genç ölüğü mezar. Şimdi tabii ki artık şöyle bir durum var. Pürlükte böyle olur gençlikte kudurmuş adayı. Bizde atma türkü derler. Yani gençliğin öyle hareketli geçmiş bilmem ne olmuş. Şimdi yoruldum artık. Allah'ın nurunda yatsın. Adnan Şenses çok iyi dostum idi. Yoruldum, yorgunum dostlarım, yoruldum artık. Yani şimdi buradan güzel bir yer tasavvur edemem, buradan güzel de dinlenemem. Görüyorsun, saatte bir araba Zilkalı olduğu yolda geçiyor, o bile bizi sıkıyor burada. Artık ne şehrin o gürültüsü, ne yani hepsini seviyorum, insanları çok seviyorum ama yalnızlık benim saltanatımdır. Mayın yüklü gemiler geçer gözlerimin kanlı denizlerinden. Sen küçük bir çocuksun, ağlarsın, uşursun ben şimşek çaktığım zaman. Yani yalnızlık artık güzel bir şey benim için. Son dönemimi hele de sevdiğim topraklarda olmam güzel bir şey. Bütün arzum buydu, bunu da gerçekleştirdim. Tabii siz gençsiniz, parasız hiçbir şey olmaz ama parayla da saadet olmaz. En güzel şey nedir biliyor musun? Evinde huzur, mutluluk. Kurduğun yuvada mutluluk.
Bunun haricinde hepsi boş. Geriye baktığın zaman şu yaşa nereden geldiğimi bilmiyorum. Sadece bugünü, şu anı biliyorum. İşte geldiniz beraber röportaj yapıyorsunuz. Şu anı biliyorum. Buraya geriye baktın mı, anıları karıştırmaya başladın mı yaşayamazsın zaten. Çünkü neden? Güzelliği de var, çirkini de var, var ne var. Her insan hayatında vardır. Mutlulukta, mutsuzlukta. Bütün insan hayatı doludur. Çoğu yani gidiyorum ama bazen kışında kalıyorum. Kalıyorum ama yani nasıl yapmaya kalkıyorum artık 9 ayını burada geçiriyorum hayatımın sayılır. Yani hanım darlandı evine 2-3 sefer girer gelir. Ben burada mutlu oluyorum. Sonra burada kar yağdığı zaman göreceğin o kadar zevkli ki ne Uludağ'ına benzer ne efendim dünyanın hiçbir yerine benzemez şuradaki o ağaçlardaki karın şekli. Çok güzel. Kışı da çok güzel buranın. Kesinlikle 20 yaşını hiçbir gönül geçmez. 20 yaşındaki düşüncelerini, gönülü. Sen yemek yiyorsun, tat alıyor musun? Ben de alıyorum. Güzeli görüyor musun? Görüyorsun. Hoşuna gidiyor mu? Gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Çirkinden nefret ediyor musun? Çirkinliklerden ediyorsun. Ben de nefret ediyorum. Hiç bir insan, samimiyetle söylüyorum, ancak ve ancak dünya kahredersen veyahut başka açıdan bakarsın sen, yani hayattan bezmiş olursun, bilmem ne yaparsın. Yaptığın işleri, efendim yok ben geriye bakayım da, ya bunu yapmayaydım, böyleydi, bilmem ne kafaya yersinse, ona bir diyeceğim yok. Ama yaşantın ki iyi yapmışım, boş ver. Param yok, yoksa canım sağ olsun, işte aşkın var, yapraklar var. Güzellikler, çiçekler var. Ne fark eder? Dersense ölüm ile ilgili ve gönül ile ilgili hiçbir yaşlılığın olmaz. Çünkü insanca yaşarsınsa demek istiyorum. İnsanca yaşayanın gönlü ne yaşlansın ki? Ben insanları seviyorum. Hiçbir art niyetten hiçbir insanı sevmedim. Böyle hemen döndürdü boğazına yapmıştı ki boğazını beceremedi. Şey vardı ya, böyle çivili gibi bir şey vardı boynunda. Onu koyu şey yapamadı. Ondan sonra topuyla patlatma bile kaçtı. Tabii ki şimdi ya bütün böyle bir aynaya baktığın zaman şu bende gördüğün çizgilerin hepsinin hatıraları geliyor. Ya bu çizgiler nereden oldu? Bu neydin, ne oldun, nereye gidiyorsun? Orada biraz sendeleyebilirsin. Ama orada tavsiyem fazla aynaya bakmak iyi bir şey değildir. Eskiden ayna mı vardı? Baktığın zaman bu sefer biraz dengesizlik başlar. İşte onun için deminki dediğime geldik. Ya boş ver. Yaptığın işlere geriye hiç bakmayacaksın. Geriye baktığın müddetçe herkes bu yoldan gezecek. Sen diyebilir misin ki vay şu adamın kırışığına buruşuğuna. Sen de olmayacak mı zannediyorsun? Bu güzelliğin mi kalacak? Bu herkes bu yoldan geçecek. Geçeceğine göre Şemsi Belli'nin şiirinden değilse aşk varken kansere ne lüzum var diye. Yani güzellikler varken kötüyü düşünmenin hiçbir anlamı yok. Bence tabii.
yani ölümün törpülü yok ki. Hani desen ki yeğenim bana misafirperveriz. Bu akşam şurada en iyi yer nere bilinen de başımın tacısın, ziyafet seçeyim. Şu bizim arkadaşlara başımın tacı olsun ama bunun törpülü yok. Ölüm bu. Korksan ne olur, korkmasan ne olur. Korkmayayım da daha güzel yaşayayım. Hiç inan ki şu kadar ölümden korkum yok. Korksam ne olacak yani? Yok Adem Bey, bana bir torpil yap, arkadaşız. Bu yukarıdan geliyor emir. Biliyor musun mi? Sen de naylı lalı sakalı bıraktım. Zamanın üstüne koyverdim kendimi. Gömleklerimde kolalı değil, pantolonumun dutusu yok. Öylesine değiştim ki görsen tanıyamazsın. Sabahleyin gün doğarken kalkıyorum. Ve bir süre göçmen kuşlar durmadan göç ediyor uzaklara. Tutup oluyor onları. Tüylerinden, kakalarından okşuyorum. Ve diyorum ki sana kavuşmak için bir göçmen kuş olurum. Hadi. İşte böyle mi? Gün geçtikçe kendime biraz daha alışıyorum. Ve biliyor musun, seni unutamayacağımı bile bile unutmaya çalışıyorum.